Madam ve filmin sonunda vizyona girdi ve bu videoda filmin neden kötü olduğunu açıklamak istiyorum. Videoda hem spoilersız hem de spoilerli inceleme yapacağım. Ancak merak etmeyin dostlar, filmin spoiler verecek çok da önemli bir yanı yoktu. DC'nin CW dizileri bile bu filmden çok daha kaliteliydi ve Sony yine fragman clickbaiti yaparak insanları kandırdı. Filmi her açıdan inceledim ve değerlendirdim. Ancak gerçekten tek bir konuda bile iyi olmadığını söyleyebiliriz. Sony'nin Morbius filmi bile bu filmden çok daha dolu ve fazla aksiyon sahnesine sahipti. Gördüğümüz kadarıyla yabancılar bu filmde şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri diyerek dalga geçmeye başladı. Bir filmde CGI kullanmamak için sahnelerin değiştirildiğini ya da aksiyon sekanslarının azaltıldığını illaki görmüşsünüzdür. Ama bu filmde görsel efekti o kadar az kullanmış ve o kadar kötü göstermişler ki Morbius bu filmin yanında haşmetli, görkemli ve olağanüstü seviyede bir yapım kalıyor. Sizlere şöyle söyleyeyim dostlar, eğer bu filmi ben çekmiş olsaydım filmi kendi YouTube kanalında yayınlamaya utanırdım. Çünkü izleyicilerin Hiçbir şey katmayan, hiçbir şey vermeyen ve aslında hiçbir hikayesi olmayan saçma bir yapımdı. İnsanların anlamsız bulduğu kısım ise bu filmi çeken şirketin bir sinema devi olması. Evet Sony Pictures bir sinema devidir. Bir sürü filmi ve dizisi vardır. Hatta aralarında çok kaliteli yapımlar da var ama 2024 yılında vizyona giren bir Marvel filmi bence bu kadar kötü olmamalıydı. Belki inanamayacaksınız ancak bu filmin bütçesi 80 milyon dolardı. Filmde gösterileceği vaat edilen Spider-Woman sahneleri ise sadece fragmanlarda gösterildiği kadardı. Yani sadece birkaç saniye gösterilen Spider Woman'lar için görsel efektlerden oluşan efsane kostümler yerine berbat CW kostümleri kullanmışlar. Yani benim düşüncem şu dostlar resmen insanlara boş beleş bir film izletmek için zamanlarını çalmışlar. Biliyorsunuz ki bu film aslında bir Spider-Man filmiydi. Ve filmde yer alan Spider-Man güçlerine sahip olan Ezekiel Sims'in kostümü, dövüş sahneleri ve karakter kaleografisi bile berbattı. Yani bir film her anlamda nasıl bu kadar kötü olabilir diye düşünmeden edemiyorum. Evet videonun bu kısmına kadar kendimi zar zor idare edebildim. Ancak videonun gerçek inceleme kısımlarına başlamadan hemen önce eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. If you Biliyorsunuz ki bu filmde bizlere tanıtılacak olan karakter Madam Web isimli bir Marvel kahramanıydı. Eğer Sony bu işe gerçekten emek vermiş olsaydı o zaman muazzam bir çoklu evren filmi izleyebilirdik. Yani 80 milyon dolar parayı kullanarak daha güzel filmlerde çekebilirlerdi. Filmin iki başrol oyuncusu için çok güzel diyorlar ama ikisi de filmde ön plana çıkacak seviyede bir oyunculuk performansı sergilemiyor. Yani Sidney Sweeney bu filmde neden vardı ve ne işe yaradığı hiç belli değil. Dakota Johnson'ın oyunculuğu ve kendini role vermesi ise bence berbattı. Ben başka insanlar gibi oyunculuğu abartan birisi değilim dostlar. Gerekirse filmin yönetmeni bir sahneyi 100 defa çeker ve oyuncu istediği gibi oynayana kadar bunu sürdürebilir. Eğer bu kadar iyi paralar kazanıyorsan bir zahmet güzel bir oyunculuk sergili öyle değil mi? Yani sokaktan geçen herhangi bir insana yeterli bütçeyi ve maddiyatı sağladığınızda, gerekli eğitimleri verdiğinizde harika bir sinema oyuncusu olabilir. Ama bir insanı sırf güzel diye filmin başrolü yaparsanız ne kendini role verir ne de beklenen performansı gösterir. Özellikle çağımızdaki bütün oyuncu Oyuncularda öyle bir ego var ki sırf güzel oldukları için kendilerini iyi oyuncu sanıyorlar. Yani oyunculuk anlamında da oldukça kötü bir film olduğunu söylemek yanlış olmazdı. Tabii şimdi sizlerin açısından oyunculara sallamış gibi gözüksem de aslında sallamadım. Sadece abartılacak kadar büyük bir şey olmadığını ve bu işe hakkını vererek yapan insanlar olduğunu tekrardan belirtmek istedim. Zaten ben bu kanalda oyunculuklardan ziyade filmin hikayesine ve konuyu nasıl işlediğine bakıyorum. Yani bana göre bu film 10 üzeri 1 puan bile edemezdi. Şu an sizlere karşı kullandığım tek tesellim Sony Spider-Man Universe'ün un çok yakında sona erecek olmasıdır. Gerçekten de Morbius filmi bile bu filmden çok daha iyiydi. Ayrıca Morbius'un kredit sahnesinin MCU için bir önemi vardı. Düşündüğümüz zaman No Way Home'la bağlanan ve Spider-Man vs. Sinister Six filmine referans veren bir yapımdı. Ayrıca Morbius'un anti kahraman olma yolculuğunu gayet güzel bir şekilde açıklamışlardı. Morbius filmi bile yani o kadar çok aşağılanan bir yapımdan bahsediyoruz, Madam Web kadar kötü olamaz. Bana göre Sony Pictures'ın yapımcıları Morbius'tan daha kötü bir film yapalım diyerek bu filmi çekmişler. Yani Morbius'tan daha yüksek bir bütçeye sahip olup daha berbat bir film yapıyorlarsa kendi bilecekleri iş. Çünkü bana göre bir film stüdyosu bu filmi bile isteyip yapmış olamaz yani bilmeden bir filmi kötü yapmak ya da bu kadar berbat şekilde lanse etmek mümkün değildir. Sony muhtemelen bu filmi bilerek kötü yaptı ve bilerek insanların bu filmi linçlemesini istedi. Çünkü aslında son zamanlarda Sony'nin Morbius filminde de kullandığı teknik buydu. Bir film ne kadar kötü olursa internette ve sosyal medyada o kadar çok konuşuluyor ve bu filmin bu sayede güzel gişe yapabileceğini düşünüyorlar. Zaten bu yüzden sizlere videonun daha en başında şunu söylemiştim. Bu filmin spoiler verilecek bir yanı yok. Bu film içerisinde Sony istediği bütün Spider Spider-Man'leri kullanabilirdi. Spider-Man'in bütün haklarına sahip olan bir şirketten bahsediyoruz. Ama çok vasıfsız kadın karakterleri ön plana çıkarmak için bu filmi hazırlamışlar. Karakterlerin orijinlerine bakarsak bu gördüğümüz karakterler kim ve neden filmde varlar hala bilmiyoruz. Ve neden burada gördüğümüz 3 Spider Woman'ın ekran süreleri sadece fragmanlarda gördüğümüz kadar da bunu hala merak ediyorum. Hazırsanız artık filmden spoiler vermek istiyorum. Peki kendinizi gerçekten hazır hissediyor musunuz? Bakın dostlar size son kez uyarıyorum ve sonra bana gelip bu kadar önemli bir bilgiyi neden bize verdin falan demeyin. Venom'un ve Morbius'un yaşadığı Spider-Man Universe'ün un orijinal zaman çizgisinde gelecekte 3 tane Spider-Woman ortaya çıkacaktı. Ezekiel Sims adındaki bu dallama ise gelecekte başına gelecek olan olayları öngörüyor ve bu kızları henüz güçler kazanmadan etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Sonrasında ise Cassandra Webb yani Cassie Webb isimli bir karakter Ezekiel'la bağlantılı olan saçma bir geçmişiyle ortaya çıkıp özel güçlerini fark ediyor. Ezekiel Sims kızları öldürmesin diye onları korumaya çalışıyor. Bu şekilde evrenin geleceğini değiştiriyorlar ve artık yeniden yazılan zaman çizgisinde kurtardıkları kadının bir oğlu oluyor. 2003 yılında doğan çocuğun amcasının adı ise Ben Parker'mış. İşte alın sizlere muhteşem bir Spider-Man orijin hikayesi. Zaten böyle olacağını fragmanları izleyen ve bu işlerden bir haber olan herhangi bir insan bile anlardı. İzlemiş olduğumuz bu film fragmanlar dışında hiçbir şey vermiyor. Ya arkadaşlar bir sinema filmi fragmanlar dışında nasıl hiçbir şey vermeyebilir aklım almıyor şu anda. Fragmanlarda gösterilmeyen bir tane bile Spider Woman sahnesi olamaz mı? Ya bu resmen Morbius filminde yapılan clickbait'in bile çok ötesinde bir durum. Hadi her şeyi geçtim. 2003 yılında bu olaylar yaşandı. Yani Sony Spider-Man Universe'de bir Spider-Man olacak. Muhtemelen burada bahsedilen 2003'lü velet Tom Holland'ın canlandırdığı bir Spider-Man varyantı. Çünkü Tom Holland'ın Spider-Man'inin doğum tarihi bile 2001 olarak geçiyordu. MCU'nun geleceğinde belki bir ihtimal ve bir kullanabilirler. Ancak bu durum filmin kötü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu filmi hazırlamalarına bence hiç gerek yoktu. Herhangi bir Spider-Man filminde Madame Web'ten kısaca bahsederek her şeyi anlatabilirlerdi. Ya da belki de hiç bahsetmelerine gerek bile yoktu. Karakter bir anda ortaya çıksa ve bir telepat olduğunu söylese çok devrende farklı olasılıkları gördüğünü açıklasa da bir şey değişmezdi. Tom Holland'ın nasıl Spider-Man olduğu açıklandı mı? Hayır. Peki açıklamayı düşünüyorlar mı? Yine hayır. Çünkü insanlar onun nasıl bir orijine sahip olduğunu bin defa farklı enkarnasyonları üzerinden izlemişlerdi. Yani biz Madame Web karakterini ilk defa görmüyoruz ki ama Sony illa bir şekilde tüm karakterlere orijin filmleri çekmeli ki Spider-Man olayının dibini sıyırsın. Şimdi de tekrardan El Muerto olayları gündeme gelmeye başladı. En nihayetinde dostlar hiçbir şey beklemeden gidenlerin bile maalesef ki sevmeyeceği bir filmle karşı karşıyayız. Hatırlarsanız ben bile bu filmi izlemeden önce filmin güzel tarafları olabileceğini söylemiştim. Çünkü Madam Web sayesinde Spider-Verse'ün MCU versiyonunu çekebilirlerdi. Farklı evrenlerdeki örümcek adamlar arasında geçişlerin olduğu güzel filmler de ortaya çıkabilirdi. Yani yani bu açıdan bakıldığında film zaten potansiyelinin çok ama çok altında kalmış Ayrıca hala bilmeyenler varsa Peter Parker'ın babası olan Richard Parker bir profesördü. Yani aslında örümceklerle yakından ilgilenen ve araştırmalar yapan hatta Oscorp için çalışan bir adamdı. Arkadaşlar bu olaya nereden bakarsak bakalım film iyi bir potansiyele sahipti ama gerçekten en verimsiz şekilde kullanıldı ve harcandı. Bu filmi sinemada izlemeye kesinlikle değeceğini düşünmüyorum. Yakın zamanda her film gibi bu da dijitale düşecektir. Eğer sinemaya gitmeyi çok istiyorsanız da biraz daha bekleyip çok daha iyi filmler çıktığında paranızı harcayın derim. Mart ayında zaten güzel filmler gelecek ve bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bununla birlikte sinema biletleri 160 liraya kadar yükselmiş yani ben en son gittiğimde 100 lira falandı. Yine de bu sizin kararınız sadece fikrimi belirtmek istedim. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz başka içerikler olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.